Selamünaleyküm arkadaşlar. Vat Arab Kur birinci hafta dersimize hoş geldiniz. İlk hafta olduğu için biraz kurumuz hakkında sizlere bilgi vereceğim. Karabük Dil Kültür Grubu'nun oluşturmuş olduğu Vat Arab 4 kurdan oluşmaktadır. Birinci ve ikinci kur gündelik dilde bize Arapça konuşmamızda yardımcı olacaktır. Üçüncü kur Kur'an-ı Kerim Arapçası üzerine dayalı, dördüncü kur ise YDS yani akademik seviyede ilerlemek isteyen arkadaşlarımız için oluşturulan bir kurdur. Şimdi bizim bugünkü konumuz Vat Arab'ı birinci kurun birinci haftası olan isim cümlesi ve sıfat tamlamasıdır. Bugün isim cümlesi ve sıfat tamlamasını öğreneceğiz. Ama öncesinde Arapçada devamlı karşımıza çıkan müenneslik ve müzekkerlik yani erillik ve dişillik durumu hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Çünkü bu durum ne Türkçe'de ne de İngilizce'de olan bir durumdur haliyle. Çoğunlukla anlayamadığı, kavrayamadığı bir durumdur. Şimdi Arapçada sadece canlı varlıklar değil, tüm varlıklar için erillik yani müzekkerlik, dişillik yani müenneslik söz konusudur. Hemen bir örnek verelim. Bakınız burada masa kelimemiz var. Arapçada masa, davi ile tün kelimesiyle ifade edilir ki Araplar bunun müennes yani dişil olduğunu kabul ederler. Sandalye kelimemiz ise kürsiyün kelimesiyle ifade edilir. Araplar bunun müzekker yani eril olduğunu kabul ederler. Şimdi bir kelimenin müennes mi müzekker mi olduğunu biz nereden anlayacağız? Eğer bir kelimenin sonunda yuvarlak T dediğimiz, bakın şurada gösteriyor, T harfi yoksa, buna dikkat edin, yuvarlak olması gerekiyor T'nin, açık T olmaması gerekiyor. Eğer bir kelimenin sonunda yuvarlak T harfi varsa o kelime müennes yani dişil olarak kabul edilir. Eğer bir kelimenin sonunda yuvarlak T edatı harfi yoksa o kelime müzekker olarak kabul edilir. Tabii bu genel durum için hatırlayalım İngilizce'de düzensiz fiiller vardı ya. İşte burada da düzensiz müennesler dediğimiz aslında semai müennesler vardır. Yani bu biraz önce bahsettiğimiz kuralın dışında semai müennesler dediğimiz sadece işitilerek öğrenilecek ve sonunda yuvarlak T olmayan müennes kelimeler de vardır. Bunların herhangi bir kuralı yoktur. Sadece işitilerek biz bunların müennes olduğunu anlarız. Bunlara ilerleyen zamanlarda derslerimizde tekrar değineceğiz. Bugün ön bir bilgilendirme, kısaca bu konuya değinmek istedim. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bu haftanın konusu, şöyle masum alayım. Bu haftanın konusu isim cümlesi ve sıfat tamlaması. İsim cümlesini evvela ele alacağız. Fakat konumuza başlamadan önce bu haftanın kelimelerini birlikte tekrar edelim. Kelimeleri tekrar etmeden önce şuna değinmek istiyorum. Şimdi biz birinci kurda olduğumuz için, yani ilk seviye kurda olduğumuz için İleri seviye gruplarını ilgilendiren gramer konusuna, irab konusuna çok fazla değinmeyeceğiz. Bir kelimenin son harfini okurken biz bunu fethayla, ötreyle veya kesreyle okuyabiliriz. Buna çok fazla takılmayın. Çünkü bir kelimenin sonundaki harekeye biz irab deriz ki, bu irab kelimenin bulunduğu duruma göre değişiklik gösterebilir. Bu da biraz ileri seviye bir konu. Daha sonraki dönemler, daha sonraki derslerimizde biz bu konuya değineceğiz. O yüzden biz bazen ebyad kelimesini ebyalı, ebyala, ebyalı, ebyaz diye seslendirebiliriz. Racül kelimesine racülün, racülen, racülin diye seslendirebiliriz. O yüzden buna çok fazla takılmayın. Bu ilerleyen zamanlarda açıklayacağımız ve sizin kafamızda daha çabuk, daha çok netleşecek bir konudur. Şimdi birlikte kelimelerimizi tekrarlayalım. Ebyaz, beyaz. Ahmer, kırmızı. Racül, adam. Be'id, uzak. Beyt, ev. Seri, hızlı. Bakın burada beyt kelimesine bir açıklık getirelim. Beyt kelimesinin sonundaki T yuvarlak T mi, açık T mi? Bakıyoruz ki beyt kelimesinin sonundaki T açık T. O zaman biz bu beyt kelimesine müennes yani dişil diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü bizim bir kelimeyi dişil olduğunu kabul edebilmemiz için o kelimenin sonundaki T'nin yuvarlak T olması gerekiyordu. Öyle değil mi? Ayrıca beyt semai müennes de değildir. Yani işitilerek öğrenilecek müennes
kelime kalıplarından da değil, kelimelerden de değildir. Bet kelimesi hali hazırda müzekker yani eril kabul edilen bir kelimedir. Serir hızlı, dıfl çocuk, sagir küçük, kebir büyük, galil az. Barid soğuk, har sıcak, hubz ekmek, ma su, rahis ucuz, gali pahalı, bahr deniz, semek balık, ras kafa, hasa çorba. Haftanın cümlesini kuralım. El hareketü bereketün, hareket berekettir. Burada el hareke mübteda, bereketün haberdir. Bu kalıpları da ezberleyelim bu isim kalıplarında. Çünkü bu mübteda ve haber terimleri sıkça Arapçada bizim karşımıza çıkacaktır. İsim cümlesi mübteda haber dediğimiz özne ve yüklemden oluşmaktadır. Şimdi bunu açıklayacağım. Evet, ilk haftamızın konusu isim cümlesiydi. İsim cümlemiz iki ögeden oluşmaktadır. Mübteda ve haber ögelerinden oluşmaktadır. Biz mübtedaya özne, habere ise yüklem deriz. Araplar ise bizim özne dediğimiz şeye mübteda, yüklem dediğimiz şeye haber der. Evet, bakalım isim cümlesi kurarken nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş? 1. Mübteda dediğimiz öznemiz kesinlikle marife yani belirli olmalıdır. Bu marife kavramı da devamlı karşımıza çıkacak olan bir terimdir. Bunu da ezberlemekte fayda vardır. Biz bunun Türkçe karşılığı olarak belirli kelimesini kullanırız. Mübtedamız marife yani belirli olmalıdır. Bu belirlilik nasıl sağlanır? Mübtedaya özel isim olur. Bu şekilde belirli halde olur. Yani marife olur. Ya da eğer bir cins isimse başına elif lam takısı ekleyerek onu marife yaparız. Yani belirli hale getiririz. Hatırlayalım, İngilizce derslerimizde görmüştük. İngilizce'de bir cins ismi belirli hale getirebilmek için biz başına ne getiriyorduk? The edatını getiriyorduk. Arapça'da ise bir cins ismi marife hale getirebilmek için başına elif lam takısı getiririz. O zaman Arapça'daki elif lam takısı İngilizce'deki the edatını, the belirlilik edatına tekabül edebilir diyebiliriz. Haberimiz nasıl olacak peki? Mübtedanın marife belirli olduğunu öğrendik. Haberimiz nasıl olacak? Haberimizde nekra yani belirsiz olmalıdır. Kelimede cins bir kelime eğer tenvinli ise bu kelimeyi biz belirsiz olarak yani nekra olarak kabul ederiz. Şurada ufak bir notum var. Elif lam takısı ile tenvin aynı kelimede bulunmaz. Yani bir kelime ya elif lam takısı alarak belirli olur ya da elif lam takısı almaz ve tenvin alarak belirsiz olur. Yani nekre olur. Şimdi mübteda ve haber uyumuna geçelim. Mübteda haberde uyumluluk da söz konusudur. Bakalım bu uyumluluk nasıl oluyormuş? Şöyle ki mübteda dediğimiz kelimemiz eğer tekilse haberimiz de tekil olacak. Eğer mübtedamız müennesse haberimiz de müennes. Eğer mübtedamız müzekkerse haberimiz de müzekker olacak. Her ikisinin irabı da merfu olacak. Şimdi bu tekillik ve çoğulluk kısmına ilerleyen dönemlerde, ilerleyen derslerimizde değineceğiz. Bir kelime nasıl tekil olur, nasıl çoğul olur bunu anlatacağız. Mühendislik ve müzekkerliği de daha detaylı anlatacağız ama biraz önce anlattık. Bu anlattıklarımızdan yola çıkarak bu uyumluluğu da anlayabiliriz. Her ikisinin irabı da merfu olacak. Dediğim gibi irab konusu biraz ileri seviye olduğu için daha sonraki dönemlerde derslerimizde bunlara değineceğiz. Evet, şu örneğimizi yapalım. Adam büyüktür. Şimdi adam büyüktür derken kim büyük? Adam büyük. O zaman bizim öznemiz nedir? Adamdır. Adamın Arapça karşılığı olan racul kelimesini alırız. Mübteda konumuna getiririz. Mübteda ne olacaktı? Belirli olacaktı. Yani marife olacaktı, öyle değil mi? O zaman racul kelimemizin başına elif lam takısını ekleyerek er racul şeklinde mübtedamızı oluştururuz. Haberimiz neydi? Büyüktür. Büyük kelimesinin Arapça karşılığı kebir kelimesini getiririz. Peki kebir kelimesinin başına elif lam takısı getirir miyiz? Hayır. Çünkü haberimiz ne olacaktı? Nekre olacaktı. Er racülü kebirun şeklinde cümlemizi, mübteda haberden oluşan isim cümlemizi oluşturmuş olduk.
Başka bir örnek, çocuk hızlıdır. Kim? Çocuk. O zaman özlemiz çocuk. Hızlıdır kelimemiz de haberdir. Bunların Arapça karşılığı olan dıfl ve seriya kelimelerini alırız. Öznemiz olan dıflın başına elif lamta kısmını getiririz. Et-tıflü seri'un şeklinde çocuk hızlıdır diye mübteda haberden oluşan isim cümlemizi oluştururuz. Deniz uzaktır ve sıcaktır. Bakınız burada bir özne iki yüklemimiz var. O zaman öznemiz olan deniz kelimesini ifade eden bahr kelimesine elif lam takısını ekleyerek hemen mübdedamızı oluşturduk. El bahru. Evet, deniz neydi? Be'idun uzaktı ve harun sıcaktı. Gördünüz mü? Bir mübdeda iki haberden oluşan isim cümlemizi oluşturmuş olduk. Aşağıdaki cümlemizi yapalım. Çocuk büyüktür. Şöyle ben bir kalemimi alayım. Çocuk büyüktür kelimemizi oluşturmak için şöyle kalemim nerede? Çocuk büyüktür. Kim büyük? Çocuk büyük. Çocuk için neyi alıyorduk? Dıfl kelimesini. Dıfl kelimesinin başına elif lam takısı getireceğiz. Et-tıflu çocuk nedir? Kebirun. Büyüktür. Çocuk büyüktür. Su pahalıdır cümlemizi nasıl oluşturacağız? Öznemiz ne? Su. O zaman su kelimesini ifade eden ma kelimesinin başına elif lam takısını getirdik. El-ma'u su nedir? El-ma'u su pahalıdır ve soğuktur. İki tane yüklemimiz var burada. O zaman pahalıdır kelimesini getirelim ilk önce. Gali, pahalıdır, soğuktur. Barit. Su pahalı ve soğuktur şeklinde isim cümlemizi oluşturmuş olduk. Evet, isim cümlemiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıfat tamlamasına geçelim. Sıfat tamlaması nasıl olur? Sıfat tamlamasında sıfat ile mevsuf dediğimiz iki tane öge vardır. Mevsuf nitelenen, sıfat ise niteleyendir. Evvela mevsuf zikredilir, sonra sıfat zikredilir. Sıfat ile mevsuf arasında da uyumluluk söz konusudur. Bunlar birbirine nasıl uyacak? Bir, müzekkerlik ve müenneslik konusunda. Yani eğer mevsufumuz, önce gelen kelimemiz müzekkerse sıfat müzekker, eğer mevsut müennesse sıfat da müennes olacak. Tekillik ve çoğulluk durumunda, marifelik ve nekrelik durumunda ve sıfat ile mevsufun irabı da aynı olmalı. Yani mevsufun irabı neyse sıfat da aynı irabı almalı. Sıfat ile mevsuf arasına da başka bir şey girmemelidir. Şimdi örneklerimiz üzerinden gidelim. Evet, burada bakınız. Kitabün kebirun. İki tane kelimemiz var. Bu iki kelimemiz birincisi tekil, ikincisi tekil. Birincisi nekra, ikincisi nekra. Birincisi müzekker, ikincisi müzekker. Bu bize neyi hatırlattı? Biraz önce söylediğimiz sıfat mevsuf arasındaki uyumluluk kurallarını hatırlattı. Biz bunun hemen ilk etapta sıfat mevsuftan oluşan bir sıfat tamlaması olduğunu anladık. Bunu nasıl çevireceğiz? Büyük kitap şeklinde çevireceğiz. Gelelim el kitap el kebir. Bakınız aynı tamlamanın belirli hali. Nereden anladık belirli olduğunu? Çünkü başında elif lam takısı vardı. Elif lam takısının görevi nedir? Bir ismi belirli hale getirmektir. Şimdi belirli halde gelmiş bu isimler o zaman belirli bir sıfat tamlamasını oluşturur, öyle değil mi? Belirli bir büyük kitap. Evet. Sıfat tamlamamızı kuralım. Şimdi burada bir örnek var. Şu örneğimize bir bakalım. Bakalım bu sıfat tamlamasından oluşmuş, sıfat mevsuttan oluşmuş bir sıfat tamlaması mı? Yoksa belki de bu isim cümlesidir, öyle değil mi? Şimdi iki kelime var, kitap ve kebir. Birinci kelimenin başında elif lam takısı var, ikinci kelimenin başında elif lam takısı yok. Öyleyse bu sıfat mevsuf olabilir mi? Olamaz. Bunu bir kenara koyduk. Bu sıfat mevsuf değildir. O zaman böyle bir cümle bize, böyle bir kelime dizisi bize neyi hatırlatıyordu?
Mübteda haberden oluşan isim cümlesini hatırlatıyordu. Öyleyse bu mübteda haberden oluşan isim cümlesi midir? Hemen bakalım. Birinci kelime müzekker, ikinci kelime de müzekker. Bizim bildiğimiz kurallar burada var. O zaman bu mübteda haberden oluşan isim cümlesidir diyebiliriz. Nasıl çevireceğiz bunu? El kitap, kitap nedir? Kebirun büyüktür, kitap büyüktür şeklinde isim cümlemizi çevirdik. Bakınız, eliflam takısı cümleyi nasıl değiştiriyor? Aynı cümleye aşağıda bir de bakalım. Yukarıda birinci kelimede eliflam takısı var, ikinci kelimede yok. Aşağıda ise aynı kelimelerden oluşmuş iki dizilim var. İkisinde de eliflam takısı var. O zaman bu mübteda haber olabilir mi? Olamaz. O zaman bu nedir? Sıfat mevsuptan oluşan bir sıfat tamlamasıdır. Çevirelim. Büyük kitap. Nasıl büyük bir kitap? Belirli büyük bir kitap. Çünkü ikisinde de eliflam takısı var. Bir de arkadaşlar, bazen sıfat tamlaması zincirleme olabilir. Yani birden fazla sıfat olabilir. Bakınız. El kitap, kitap. Nasıl kitap? El kebir, büyük kitap. El gali, pahalı kitap. Büyük, pahalı kitap veya pahalı büyük kitap şeklinde bunun tercümesini yapabiliriz. Sıfatlar arasında yer değişikliği yapmak mümkündür. Fakat sıfat ile mevsuf arasına sıfat haricinde başka bir kelime getirmek doğru değildir. Peki aşağıdaki kelimemizi yapalım. Kitap, kebir, büyük kitap. Şimdi kitap mevsuf, kebir sıfat. Sıfat mevsuf olduğunu nereden anladık? Çünkü her ikisi de belirsiz, her ikisi de müfret, her ikisi de müzekker. Öyle değil mi? Aralarına herhangi bir şey koyulmamış. Bu belirsiz bir sıfat tamlamasıdır. Yani büyük bir kitap şeklinde bunu Türkçe'ye tercüme ederiz. Peki belirsiz büyük pahalı kitap nasıl diyeceğiz? Hemen kuralım. Belirsiz büyük pahalı kitap. Burada nitelenen nedir? Kitaptır. O zaman mevsuf olan, yani nitelenen kitap kelimemiz evvela yazılır. Sonra niteleyen kelimeler, yani sıfatlar, kebir ve gali kelimeleri yazılır. Belirsiz, büyük, pahalı bir kitap şeklinde cümlemizi oluştururuz. Soğuk balık. Evet, soğuk balık. Bakalım kalemimizi alalım şöyle bunu yazmak için. Hemen aldık. Soğuk balık. Nasıl soğuk balık? Belirli bir soğuk balık. Hemen nitelenen kelimemiz neydi? Balıktı. O zaman mevsufumuz nedir? Balıktır. Balık kelimemizi biz belirli olduğu için ne yapacağız? Eliflam takısıyla yazacağız. Es-se-me-kü. Es-se-me-kü. Balık. Nasıl balık? El-bari-dü diyeceğiz değil mi? El-bari-dü. Çünkü bu sıfat mevsuf mübteda haber değil. Es-se-me-kü el-bari-dü. Peki belirsiz bir soğuk balık, hemen semek barit şeklinde belirsiz soğuk balık sıfat tamlamamızı da oluşturduk. Peki soğuk büyük balık derken belirli olursa nasıl yapacağız hemen? Es-se-me-kü, çünkü nitelenen semek yani balıktır. Evvela semeği yazarız. Sonra el-kebir, el-kebir, el-kebir ve el-barit, öyle değil mi? Şöyle sığacak mı? Şunu bir temizleyelim aslında. Neyse, şurayı bir temizleyelim. Ondan sonra yazalım. Es-semek. El-barit diyebilir miyiz peki buna? Tabii ki deriz. El-barit. El-kebir şeklinde soğuk büyük balık sıfat tamlamamızı oluşturduk. Soğuk büyük balık belirsiz olursa ne olur? Aynen bu yazılımın nasıl olacak? Sadece eliflam takısı başta olmayacak arkadaşlar. Barit, kebir şeklinde sıfat tamlamamızı da oluşturmuş olduk. Evet, geçelim diğer örneklere. Şurada bir şeyimiz var. Arkadaşlar, sıfat tamlamasından oluşan, şöyle bir
sıfat tamlamasından oluşan bir sıfat tamlaması, yani sıfat mevsuftan oluşan bir sıfat tamlaması, bazen bir haberin müptedası, bazen de bir müptedanın haberi durumunda olarak bir isim cümlesinin parçası olabilir. Bakalım, şurada bir isim cümlemiz var. Bakınız, el kitabü kebirun, kitap büyüktür şeklinde bir isim cümlemiz var. Şimdi bir de sıfat tamlamasından oluşan bir müpteda yapalım. Şimdi diyelim ki büyük kitap mevcuttur. Bakın, hangi kitap mevcut? Büyük kitap. O zaman biz evvela büyük kitaptan oluşan bir sıfat tamlaması oluşturacağız. El kitap, el kebir. Bakınız, ne büyük? Kitap büyük. O zaman mevsuf olan kitap evvela zikredilir. Sonra onu niteleyen sıfatımız gelir. El kitap, el kebir. Büyük kitap. Tamam da burada bitmedi. Büyük kitap neymiş? Mevcutmuş. Bakınız, büyük kitap mevcuttur. O zaman haberimiz bizim nasıl gelecek? Elif lam takısı gelmeden, nekre olarak, mevcudun şeklinde gelecek. O zaman bizim şurası, yani şu cümlemiz birlikte neyi oluşturuyor? İsim cümlesini oluşturuyor. Şu gördüğümüz sıfat mevsuftan oluşan kısım, sıfat tamlaması, müpteda, şurası da haber, öyle değil mi? Burası da haber. Müpteda haberden oluşan bu cümle ise bizim neyimizdir? İsim cümlemizdir arkadaşlar. Evet, peki sıfat mevsuftan oluşan sıfat tamlaması bazen de bir müptedanın haberi olarak isim cümlesinin bir kısmını oluşturabilir. Peki sıfat mevsuftan oluşan sıfat tamlaması eğer haber konumundaysa belirli mi olur, belirsiz mi olur? Hatırlayalım, bizim haberimiz ne olacaktı? Nekre, yani belirsiz olacaktı. O zaman sıfat mevsuftan oluşan sıfat tamlamamız eğer haber konumundaysa belirsiz olarak gelecek. Bakalım örneğimize. Adam büyük öğretmendir. Adam büyük öğretmendir. Şimdi kim büyük öğretmenmiş? Adam. O zaman bizim müptedamız nedir? Adamdır. Bakınız, burada adam, er-racülü kelimesi müpteda konumundadır. Başında elif lam takısı olarak marife, yani belirli halde gelmiştir. Haber cümlemiz ise ne olacak? Büyük öğretmendir. Şimdi büyük öğretmen, o zaman bu sıfat tamlaması nasıl olacak? Belirsiz olacak. Nitelenen öğretmen kelimesi, yani mevsufumuz önce, niteleyen kebir yani sıfat kelimemiz sonra gelecek. Muallimün kebirun, adam büyük öğretmendir şeklinde isim cümlemiz oluşmuş oldu. Ben burada bir örneğimiz var, yapalım. Ne diyor? Balık büyüktür. Hemen balık büyüktür derken bizim öznemiz burada ne? Balık. Balık o zaman marife mi olacak, nekre mi? Tabii ki marife olacak. Marife olacağı için biz ne yapıyoruz? Başına evvela elif lam takısı getiriyoruz. Es-semekü, balık nedir? Büyüktür. Kebirun. Gördünüz mü? Balık büyüktür şeklinde isim cümlemizi oluşturduk. Peki büyük balık mevcuttur şeklinde yapalım hemen. Büyük balık mevcuttur. Şimdi öznemiz büyük balık. Büyük balık özne olduğuna göre bu sıfat tamlamasından oluşan müptedamız belirli mi olacak, belirsiz mi? Hatırlayalım, müpteda belirli, yani marife olacağı için burada da sıfat tamlamamız marife olarak, belirli olarak gelecek. Büyük balık, es-semekü el-kebiru. El kebir, büyük balık neymiş? Mevcutmuş. Mevcudumuz nedir? Haberdir. Haber ne olacaktı? Nekre. O zaman mevcudun şeklinde nekre olarak haberimiz geldi. Es-semekü el kebiru, sıfat mevsuftan oluşan bir sıfat tamlaması ne konumunda? Müpteda konumunda. Mevcudun ise haberdir. Müpteda haberden oluşan bu kelimeler topluluğu ise bizim isim cümlemizi oluşturuyor. Öyle değil mi? Cümlesini oluşturuyor. Evet.
Temizleyelim ekranımızı. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi sıfat ile mevsuf arasına hiçbir şey girmez demiştik. Sıfatlar birden fazla oluştuğunda yerleri değiştirilebilir. Birincisi, birinci, ikinci, ikinci, birinci sırada gelebilir. Bunda herhangi bir sıkıntı olmaz demiştik. Bakalım büyük, hızlı adam. Şimdi racül, adam, nitelenen. Nasıl adam? Büyük, kebir. Nasıl adam? Seri, hızlı. Büyük, hızlı adam şeklinde de gelebilir. Veya racülün, seri'un, kebirun. Hızlı, büyük adam şeklinde de gelebilir. Fakat şu sıfat ile mevsuf arasına herhangi bir nesne girebilir mi? Şuraya biz herhangi bir şey yazabilir miyiz? İşte racülün, mevcudun diyebilir miyiz? Mevcut. Adam mevcuttur. Veya ne bileyim, adam Nasara yardım etti şeklinde sıfat ile mevsuf arasına bir fiil getirebilir miyiz? Getiremeyiz. Bu da kısacık bir bilgiydi arkadaşlar. Dersimiz bitmiştir. Allah'a emanet olun. Kolaylıklar diliyorum.